Kırmızı takımdan kimse yazılmıyor. Tabii. Gel. Bravo. Ama elim havada kaldı Murat abi ya. Ya yok, herkesin eline koluna sağlık arkadaşlar. Barış abi. Eline sağlık Barış abi. Ve yapılmazlar ünlüleri. Bravo takım. Abi atışını satmıyorum ya. Eline sağlık dedi. Gel bir tane Barış abi. Eline sağlık abi. Dominik'te haftanın üçüncü ve son dokunulmazlığı, çok önemli bir serinin önemli oyunu. Kadınlarda ve erkeklerde kazanarak dokunulmazlığı kazanan Ünlüler takımı oldu, tebrik ediyoruz. Ünlüler takımıyla konuşacağım ama şöyle bir flashback yapıyorum kendime. Oyunun başına geçiyorum. Aziz, gel bakalım, seninle başlayalım. Temenni tuttu diyebilir miyiz? Diyebiliriz, evet. Şu an eminim boş laf çok dönecek. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Başıma ne geleceğini bilen biriyim. Bugün kaybetmemizin günahı benim üstüme yıkılacak. Bunu hissediyorum. İki sayı aldın ama. Ama ve lakin sizin de dediğiniz gibi erkeklerde en çok sayı alan isimdim. Şimdi ben şuna inanıyorum. Tabii eşlerle birlikte yaptık. Şu an sağımdan solumdan gülüşmeler, ağız sesleri geliyor. Ama duymamaya çalışayım. Şunu söylemek istiyorum abi. Survivor'ın ruhani dengesinin çok yüksek olduğuna inanan biriyim. Bundan kastım şu, hani kader ağlarını ilmek ilmek örer ya, geçen haftadan beri performans konusunda eleştirilen bir isim olarak, demotive edilen bir isim olarak, mobbinge uğrayan bir isim olarak elimden gelen her şeyi yapıyorum. Ben bugün sayı aldım, takımca kaybettik, temennim tuttu ama bunun günahını bana yıkamazlar. Çünkü oyuna gelmeden önce Batu'nun yokluğu, kızların dün konseyde dokunulmaz olduğunun öğrenilmesinin verdiği gerginlik, bunlar, açlık, hepsi takımı düşüren şeylerdi. Ben ellerine yine bir malzeme verdim. İstedikleri gibi kullanabilirler. Sayımı aldım ve yine aynı şeyi söylüyorum. Bir Aziz'den daha tehlikeli bir şey varsa sayı alan Aziz'dir. Teşekkür ederim. Şimdi Özgür'e de sormak istiyorum. Evet, Aziz'in bugün 2'de 2'lik bir performansı var. Fatih'in aldığı sayı var. Ama objektif olmak gerekirse üçüncü ve son dokunulmazlık oyununda, oyun başında yaşadığınız bu gerginlik birazcık oyuna tesir etti gibi geliyor. Tesir etti. Önce şeyi söyleyeyim, yani ben Aziz beni atış yapmama bile izin vermedi mesela, getirmedi. Ben oyunu zaten abi kaybedeceğim. İzin vermedi değil, her şeyi yaptım ya, şey, yapamadın yani. Lütfen algı yapmayalım. Onları da düşün yani. Ben seni buraya kadar getirdim, atış yapmana izin verdim. İş atışta bitiyor. Eyvallah, başarısın. Bu arada çok pardon abi. Ama kesme abi, tamam. Ben seni hiç kesmedim. İlk oyunumda ben de geride geldim. Aziz, müsaade lütfen. Ya. Cevap veriyorum. Verme abicim yani. Arkadaşlar benimle, Özgür. Ben orada kaldığım zaman geleceğim buraya, atış yapabileceğim. Yani bu nüansları kaçırıp sadece aldığı sayıya kendisi algı yapmamalı bence, o bir. Ben onu buraya kadar getirdim, başa baş rakibiyle sayısını aldı, attı, okey. O fırsatı o da bana tanısaydı, ki Ertuğ'yla yaptığım şeyde bana Osman o fırsatı arkadaşım Asena'yla sağladı. Ve atışımı yapabildim, sayımı aldım. Ve bu nüansları es geçmeyelim. Sadece burada oha iki sayı aldım, haha sayı alan Aziz değil olay ya. Ben onu getirdim buraya. Yani böyle bir asıl algı burada, o bir. İkincisi, tabii ki şu anda biz kimyamız çok bozuldu, morallerimiz çok bozuk. Yani kızların o tartışmasından, Senem'in gitmesinden, ondan sonra işte diğer tartışmalar. Şimdi kimyası bozulan, gücü bozulan bir takımda. Hani Aziz iki sayı alsa ne olur, Özgür dört sayı alsa ne olur? Yani biraz da bunları konuşalım. Burada bizim elmasımız, tek taşımız Aziz değil yani. Yani öyle de kendisini sunmasın. Burada bir takım olarak bunları şey yapıyoruz biz. Aslında takımın kimyası bozuldu. Burada Aziz'le uğraşan yok ki. Benim Aziz'i yazma sebebim zaten performansının iyi ya da kötü olmasıydı. Baştan beri yazıyorum. Yıldızımız barışmadı yani. Ama diyaloglarımız, ona da sorun, kötü mü? Değil. Ben Aziz'e asla konuşmam, asla kötü laf söylemem, asla bir şey demem. O da bana demez. Yani ilişkimiz seviyeli. Ama burada bugünü de anlatırken en azından başka şeylere de değinebilirdi. Sadece kendisine değil, onu söylemek istedim. Ama takım şu anda hiç iyi değil yani. Evet, Aziz. Ben kendimi parlatma, kendimi yükseltme derdinde olan bir yarışmacı değilim. Ama hiçbir zamanda işte olmadım. Özgür abi az önce bana dinlememi tavsiye sen ettin. Sen yapmadığın için yapıyorum. Aynı şeyi sana da öneriyorum. Teşekkür ederim. Ben kendimi yükselten bir isim değilim. Ben sadece performansımın olmadığı konusunda çok eleştiri alan, çok laf yiyen, çok demotive edilen ve haliyle de
sürekli bir mobbinge uğrayan bir ismim. Bu açıklamaları yapma sebebim tamamen bununla ilgilidir. Son olarak da dünkü oyunda mesela 3'te 3 yaptığım bir oyundu. Yükseklik korkuma ve derinlik korkuma rağmen best of'ta takımın çoğu benim çıkmamı istemedi. Hakkını vermem gerekir. Özgür abi bunu söyleyince takım benim çıkmam yönünde fikirde bulundu. Ben bundan bahsediyorum. Yoksa ben zaten geldiğimden beri performans her şey diyen biri değilim ki. Eğer ben bu performansımı yüksek göstersem kendimle çelişirim. Çünkü Survivor'ın çeşitli dinamikleri var. Ama şu da var. Özgür abi diyor ki işte ben Aziz'i performansına göre yazmadım. Ama Özgür abi her zaman performansa öncelik verdiğini söyleyen biri. Tamam. Teşekkürler. Sadece performansına göre yazmadım diyorum ben Aziz'i. Bir, iki. En son bir nüans yaptı Aziz şu anda. Burada Aziz'i saha içinde performansını iyi yapmaya çalışan, iyi konuşan, taktik veren, oyunu aldığında belki ona ilk koşan, tebrik eden, dün de keza dediğim gibi ben hep Aziz'i destekleyen birisiyim. Asla performansıyla ama şunu yapmıyor Aziz. Biz kuş sürüsüne seslenirken asla ilk defa şu anda yaptı demiyor ki konseyde de Özgür abi böyle böyle demiyor. Asla ayırmıyor ki ben Aziz'e hiçbir zaman kötü gitmiyorum. Buradaki tüm desteğimi veriyorum. İlk çaka giden benim, destekleyen benim. Dün Aziz çıkması gereken bu sadece dün değil, bundan önce de böyle. Ben Aziz'i burada hep destekliyorum ama hayır çoğu zaman böyle. Her sen zaman hatırlamıyorsun böyle çünkü objektif bakamıyorsun bana. Kuş sürüsü dediğin zaman böyle değil. Evet, kuş sürüsü dersen tabii böyle zaman, olmaz. Sen yani. De bana bin tane ondan sonra hiçbir şey demedim abi. Ben sana. Hiçbir şey demedim. Kabul Tunga varken neler ama Aziz müsaade etmen ama lazım. Aziz sen nasıl bir çocuksun? Böyle olmaz abicim ya. Öğrensene konuşmayı. Avukat olmasın konuşmayı bilmiyorsun. Yani hiçbir zaman ben Aziz'e kötü davranmadım ama o hep bizi genelledi. Hiçbir zaman Özgür abi böyle. Osman mesela inanılmaz iyidir arası Aziz'le. Aziz'e seni i̇nanılmaz seviyorum iyi der, sarılır, samimi bulmuyor olabilir. Ben gözlemlediğimi söylüyorum. Hiçbir zaman kötü davranmaz Aziz'e. Ama o da kuş sürsün mesela. Hiç bunları i̇nanılmaz ayırt etmiyor. İnanılmaz hiç, iyi değil. Neyse kötü. İnanılmaz hayır, iyi değil. Sana kötü konuşuyor. Tamam. Bir dakika ben konuşayım. Ne sarılması sen de uydurma. Sen bir kere gece kucaklaştığın arkadaşını satan insan. Bunun konuşma tonu güzel değil arkadaşlar. Özgür bir saniye senle devam edeceğim zaten. Bir saniye. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Burada söz hakkı verdiğim insan konuşması lazım. Evet. Özgür cümlesini yani, lütfen. Şunu demek istiyorum. Osman da kötü davranmıyor. Ben zaten iletişim yok Aziz'le. Ama burada Aziz'e çok iyiyim. Destek veriyorum. Bazı şeylerde de tamam yine hiçbirimizi sevmesin. Yine takım onu yazıyor diye yaşıyorsa ama en azından demin bir ufak nüanslı yaptığı gibi genelde konseyde bu adamlar kuş sürüsü ama Özgür abi de şu nüansla şöyle yapıyor. Ama Osman da bana böyle yapıyor diyebilmeli bence. İnsanlık bunu gerektirir. Yani konseyde kendinizi daha sakin, daha uzun ifade edebileceğiniz bir alan var. Ben zaten Osman'la aramda kötü bir şey yaşandı demiyorum. Ben örnek ver. Ama yaptığın algıydı. Örnek ver. Sen aldın babasını yedin. Evet.